Hoş geldiniz oyun militanları. Ben Yaşar, karşınızda yepyeni bir KVK serisinin yeni bölümüyle beraberim. Cümleyi kuramadım yine başlangıçta. Yine çok iyiyiz. Yine çok iyi girdik videoya. Evet, hepiniz KVK'da benim gelişimimi, KVK'ya girer girmez neler yaptığımı veyahut da zamanımı nasıl değerlendirdiğimi, eylem puanımı, elmaslarımı, kaynaklarımı, hızlandırmalarımı nasıl değerlendirdiğimi merak ediyorsunuzdur. Dolayısıyla ben de bol bol her ne yapıyorsam KVK'da kayıt altına almaya çalışıyorum. Geçen bölümden bu yana değişen hiçbir şey yok. Sadece biz barbar kesmeye devam ediyoruz ve bu aşamalar biraz uzun sürüyor. Yani şu geçmişteki şanımızdaki aydınlık karanlığa karşı bölümü, bu aşamalar var ya, her biri de dörder gün arkadaşlar. Geçen bölümde zaten aşamaları söylemiştim. İşte hangi ikinci aşama ne olacak, üçüncü aşama ne olacak diye merak ediyorsanız şimdi o görsel yok elimde. Ben de çok hatırlamıyorum. Geçen videoda görselini atmıştım. Geçen videonun sonunda görseli göstermiştim. Buradaki barbarları döndüğüme göre yerime dönüp beklemeye devam edebilirim. Evet. Şimdi şöyle ki benim yine 60k elmasım oldu. Elmasım çok oldu ve da artmaya da devam ediyor. Ve benim canım bu çarkı 40 defa daha çevirmek istedi. Ne yalan söyleyeyim. İstedim, evet, bunu yapacağım. Bunu da kayıt altına almak istedim. Zaten bir sonraki aşamaya yarın geçeceğiz. Bu videonun devamı yarın şeklinde. Hani her ne yapıyorsam dediğim gibi kayıt altına almaya çalışacağım. Şöyle size durumları göstereyim öncelikle. Hatta Solunan'ın zarafetinde ben uzun zamandır teknoloji basmadım. Sadece barbar kesiyordum. Burada 43 tane teknoloji basabilir duruma gelmişim. Ben hemen şuradan eylem puanı dolumu varsa direkt ona gideyim. Evet, şuna gitmek istiyorum. Mümkünse herkesin buna gitmesini istiyorum ama biraz ilerlerle ilgileniyor bizimkiler. Her neyse. Basalım bakalım. 400, 600, 800. Bak bunların hepsi onur puanı. Arkadaşlar. X2, 100, 500 bunlar onur puanı, onur. Ona göre. De bana acaba hiç 10x çıkmıyor mu yoksa bana mı çıkmıyor acaba? Acayip kötü yani. 43 kez şu an bu butona bastım ve sadece birkaç kez 5x gördüm. Hiç 10x yine görmedim. Daha KVK'dan beri 12, yani KVK'ya girdiğimden beri hiç 10x görmedim zaten. Her neyse. Bunun biraz şansa dayalı olması hoş değil. O işi sevmedim ben. Bakayım buradan da ödüllerimi alayım. Şöyle bir şey oldu. Biz mesela Haçlı Kalesi'ni ele geçirdik. İşte ana klan Haçlı Kalesi'ni ele geçirdi. Sonra Haçlı Kalesi'nin inşasına başladık ve 10 saat falan sürmedi Haçlı Kalesi'nin ilk aşamasını bitirmek. Şu anda da Haçlı Kalesi'nin ikinci aşamasındayız zaten. İkinci aşamada da işte barbar kesiyoruz, barbar kalesi kesiyoruz. Ve barbar kalesi kesemiyorduk çünkü barbar kaleleri yeni çıkmaya başladı. Biliyorsunuz aynı zamanda işte buradaki Twilight, yani alacakaranlıkta ilerlemek gerekiyor. Bu barbar kalesi açılmamıştı. Biz inşa ettiğimizde kalenin ilk aşamasını inşa ettik. Açılmamıştı. Maalesef. 20.000, 25.000 onur puanına çıkmışım ben. Oo, 25.000'i geçmişiz. İyi, güzel. Güzel. Daha fazlasını da yapabilirim henüz. Öyle çok odaklanmadım. 240.000 iyi bir sayı. Ulan 150k onur puanına ulaşan var ya. Bak KVK'nın kaçıncı günü? Üçüncü günü arkadaşlar. 150k onur puanına ulaşan var. Evet. Bu doğru. Şimdi ben de artık yardırmaya başlayacağım herhalde. Bugün bayağı bir bol vaktim var ve sürekli burada bekleyip sürekli 30-31 seviye üstü barbarları keserek hem soluna coin kasacağım hem barbar kesmiş olacağım. Oradan onur puanı kasacağım. Yani geçen bölümde dediğim gibi geçen bölümdeki işte 3. KVK'nın onur puanı kasma mekaniğini varımla yoğunla kullanmaya başlayacağım. Ne kadar eylem puanım var peki? Onu da merak ediyorsunuzdur. 20k burada var, 33k burada var, 53k, 72k da burada var, 125k eylem puanım var, evet. Evet, oyunum çöktü abi. Saçma. Karuak etkinliği geldi. Karuak'ı da ilk gününde cehennem seviyesinde bitirdim. Kafam rahat bir şekilde barbar kesebiliyorum. Yani
Normalde Karuaka elem puanı harcamadan da bitirebilirsiniz. Bizim gibi böyle 40 milyon üstüyseniz tek başınıza kesebiliyorsunuz. Fakat KVK'dayız ve ben zaten barbar kesmek için sürekli o elem puanı harcıyorum. Karuaka'yı da o şekilde tamamladım. Şimdi benim elmasım çok. Elmas harcama gelecek yakında biliyorum. Fakat ben bunu 100 çevireceğim. Dediğim gibi bundan sonraki çarklarla ilgilenmiyorum. Yani sonraki çark ne? Guan Yu çarkı. Ve KVK'dan deli gibi elmas geliyor. Çok elmas geliyor. Çok hızlı elmas geliyor. Eksiği de rahatlıkla tamamlayacağım düşünüyorum. Ben bunu çevirmeye devam edeceğim. 1 Taş İnşaat 2 3 kafa güzel. 5'lik daha çevirelim. Bir kafa. Nice. Üçlük kafa görebileceğiz mi acaba? İkinci kafa. Eğitim hızlandırması güzel. Yıldız güzel. Eğitim hızlandırması güzel. Bundan memnunum. Üç kafa görmüyoruz ama zaten her çevirişimde en azından iki kafa, bir kafa her türlü geliyor. Her türlü geliyor dedim ya, şimdi bak vermeyecek kafa mafa. Hani kafa hariç her şeyi verdin mi? Kafa hariç her şeyi verdi abi. Ağzını hayra açacaksın abi işte. Bir kafa. Odun. Odun. Yıldız. Yıldız. Peki abi. Devam. Çevireceğiz bunu ya. Çevireceğiz abi. Yıldız. Araştırma. Kafa. Nice. Yıldız. Hadi bugün Yi Song Ye'ye skill atmak istiyorum hadi. Çevirmeye devam. Kafa. Üçlü kafa göreyim artık. Kafa. 24 saat bir günlük hızlandırma. Bir günlük daha hızlandırma. Eğitim. İyi, memnunum. Odun. Yiyecek. Kafa. Yiyecek. Yıldız. Evet. Bir tane daha atalım. Odun. Evet. Yıldız. Yıldız. Kafa. Odun. Peki abi. Pekala. 60'tan gelen hızlandırmaları alalım. 80'den gelen hızlandırmaları alalım. Yani gördüğünüz üzere 80 kere çevirdik. Geçen bölüm 40 kere çevirdik. Bu bölüm 40 kere çevirdik. Hiç üçlü kafa görmedik. Oyun beni sevmiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ama biz buna rağmen bu oyunu oynuyoruz. Oyunun bana şanslı davrandığı zamanlar da var. Şöyle yanlış şey için. Bu hoş olmadı ya. Ama ben bunu ayarlamak zorundayım şimdi. Tamam. Evet. 3, 4, gördüğünüz üzere 5, 5, 4, 3 durumda şu anda Yi Song Ye. 89 heykelim var. Güzel. 75 heykelimiz var sana şu an. Hadi abi şuna ver. Ver artık. Çok güzel. Acı çeke çeke Yi Song Ye'yi fulluyoruz abi. Nice. 5-5-5-3 Yi Song Game oldu. Artık bana 160 heykel lazım. Şu an elimde 14 tane var. Yani 146 heykel sonra beceri hasar 146 heykel sonra evet Yi Song Game'i fulluyorum ve çember şeklindeki alana vurma becerisini açacağım. Ve yani bunu acele etmemin sebebi çok bariz. Ay. Acele etmemin sebebi çok bariz. KVK'nın ilerleyen aşamasında daha rahat barbar kesebilmek. Şu an farkındaysanız zaten 4 ordu barbar kesiyorum. Bakayım yine bizim 30 level üstü barbarlar çıktı mı? Henüz çıkmış mı? Evet. Ne yapıyoruz abi? Şunun koordinatını klana atıyoruz. Geliyor musunuz? Şeklinde bildiriyoruz. 5 dakika bekliyorum. Kimse gelmezse tek kesiyorum. Bu kadar abi. Bunun dışında hepiniz sanırım onur puanı sıralamasını fark ediyorsunuzdur. Merak ediyorsunuz, fark ediyorsunuz. Ne oldu şimdi? Biz dördüncü sıradayız. Dördüncü sırada olmamızın sebebi şöyle. Birinci sıradaydık çünkü geçen bölüm hatırlarsanız.
Ne oldu? Her krallığın ana klanı Haçlı kampını ele geçir. Haçlı kalesini ele geçirdi. Haçlı kalesini ele geçirmesiyle beraber ana klanlar 100.000 onur puanına sahip oldular. Bu Haçlı kalesini ele geçiren klan 100.000 onur puanı alıyordu. Bu şekilde önümüze geçtiler bu ana klanlar ve 4. sıra, 1. sıradan 7. sıraya kadar gitti. 8 tane, çünkü 8 krallık var. 8 krallığın ana klanı ele geçirdi. Ana işte Haçlı Kalesi'ni ve 100.000 onur puanını aldılar. Hepsi önümüze geçti. Biz 8. sıraya kadar düştük. Sonra tekrar barbar keserek vesaire falan yine onların önüne geçmeyi başardık. Yani bizim krallığın ikinci klanı şu anda ikinci klan olmasına rağmen ana klan olmamasına rağmen birlik sıralamasında 4. sırada şu anda. Tabii bu antik kalıntılarda kayıp karanlık sunakta ne olur bilinmez. Yarın sonraki aşama başladığında veyahut da önemli bir şey olduğunda sürekli böyle video açacağım, videoya ekleme yapacağım. Mesela ben bugün 12 dakika çektim, yarın 8 dakika üzerine eklerim, üzerine ertesi gün 5-10 dakika eklerim ve hop olur sana bir bölüm KVK videosu. Bu şekilde devam edeceğim. Her neyse, görüşürüz. Evet. Yarın açarım dedim de bugün açtım çünkü unutmuşum. Geçmişteki şanımızda şu an bitmek üzere burası. Heykel takası yapacağız. Çöp heykelleri vereceğiz. Altın heykellerimizi alacağız. Evet, son şakamı da yaptım. Her şeyi sıfırladım. Hiçbir şey boşa gitmiyor yine. Yine küçük hesaplar peşinde yaşar. Hiçbir şey boşa gitmedi abi. Bitmek üzere. Bekliyoruz. 900. 800K. Hop. Topla. Evet. Önce şu yeşilleri bir basalım abi. 50'şer 50'şer göm. Evrenseller dursun. Evrenselleri basmayacağım. Belki Lilith yaptığı bu Keira komutanın yanlışlığından dönebilir. Belki evrenselleri basabiliriz. Denemem lazım. Zaten yeterince puan topladım düşünüyorum. Şöyle 20 tane heykelimi al. 30 tane yıldızımı al. Hızlandırmalarımı al. Anahtarları al. Kaynakları al. XP kitabına hakikaten ihtiyacım yok ama alacağım, boşa gitmesin. Okucuna da ihtiyacım yok. Al. Okucu da alayım. Yıldıza ihtiyacım yok. Hadi mor heykelleri alayım o zaman. Bitti. Ah. Başka bir şey basmama gerek yok. Daha basacak bir sürü şeyim var. Mesela ne var basacak? Altered Flight heykelleri var. 107 tane cavcağı heykeli var burada. Onları basabilirim. Ama aynı zamanda bu heykelleri biliyorsunuz. Komutan yıldızı yükseltirken de basabiliyorsunuz. Yani çok bir şey vermiyorlar ama hiç yoktan iyidir. Yani azar azar azaltır bir şeyleri. Yavaş yavaş azaltır. Mesela ben kime yıldız basacağım lan? Aa, benim yıldız basacağım kimse kalmamış. Efsanevi Edward'ı 60'ladık. YSG'yi 60 yapmayacağım. Bunlar zaten 60. Belki Ethelflaed'e 60'a götürürüm, bilmiyorum. Takeda'yı mı götürürüz 60'a? O da olabilir. Atilla geliyor ya. Atilla gelsin. Atilla'ya kullanacağız abi. Atilla'ya biriktiriyoruz biz. Her neyse. Yok mu burada herhangi birine yıldız basabileceğim, yıldız basarak gösterebileceğim? Aynen. Mehmet var. Ha mesela. Evet. Ben Cavca... Evet. Eminim. Ha, ne veriyor? Şu an burada %6 veriyor ama belki... Gelecekte çok daha az veriyor. Ne yapak abi, erken carca fullersen böyle olur işte, böyle bu heykeller boşa gider, yapacak bir şey yok. Altın sandıktan carca çıkınca artık üzülüyoruz. Buna yapacak bir şeyimiz yok. Her neyse. Ne yaptık? Boşalttık marketi ve krallığın, evet, dördüncü gün bile değil. Dördüncü gün bitmedi. Üçüncü gün
3 gün 10 saat falan oldu sanırım. Ya da 3 gün 12 saat falan oldu. Öyle bir şey oldu. Bilmiyorum. Ve kale inşasını tamamladık. Diğer krallıklar ne yaptı? Onlara da bakmak istiyorum. Mesela 1222. Haydi canım. Birinci aşamada %0 da değildir. Burası bozuk baya. Göstermiyor şu an. Hangi rengi seçeceğiz acaba? Göstermiyor ya. Neyse. Biz üçüncü aşamayı bir saat içerisinde bitiririz herhalde. İnsanlar gelir heykellerini basar. Şu an ben de hala basmaya devam edebilirim de alacak ödülüm kalmadı. Daha niye basayım ki abi? İşte bunun dışında Celoli krizinin işte komutanı Keira'dan bahsediyorduk değil mi? Dükkandan komutanı alabiliyorsunuz ama buna evrensel basamıyorsunuz şu anda. Yani free to play oyuncular için şimdiden toplamaya başlayın bu Keira heykellerini. Bu yüzden çok fazla Ceroli sikkesine ihtiyacınız var. Bu yüzden de olabildiğince hard seviyede, olabilecek en yüksek seviyede yapmanıza ihtiyacınız var. Biz bu bahis grubumuz var ya hani bizim. Bu bahis grubunda bahis dışında birbirimize Ceroli'lerde yardımcı olmaya çalışıyoruz. İyan etkinliği geldi. İyan da birbirimize yardımcı oluyoruz ama İyan'ı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Biz bunu cehennem seviyesinde yaptık. 3 tane 40 milyon ile 50 milyon arası arkadaş, hiçbirimiz T5 değiliz. Biz bunu cehennem seviyesinde yaptık ve fulledik, tamamen bitirdik. Ve 1,5 saatte yaptık. Aldığımız ödüller çöp. Hani 1,5 saat uğraşmaya değer ödüller değil yani. Bunun taktiğini merak eden arkadaşlar için ayrı bir video çekmemi bekliyorsunuz belki ama hakikaten değmez. Ödüllere değmediği için bunun videosunu bile çekmedim yani ben. Bu boss'ta yani bunları yaparken yolda karşılaştığınız yaratıklar üzerinize bir alınan hasarı arttırma debuff'ı atıyorlar, tamam mı? Bu alınan hasarı arttırma debuff'ını silebilecek tek bir şey var. O da Kusunoki. Kusunoki Masahige tüm olumsuz etkileri ve kontrol etkilerini kaldırır. Tüm olumsuz etkileri kaldırınca ne yapıyorsunuz abi? Bir kişi tank rolünü üstleniyor, koyuyor Richard arkasına Kusunoki koyuyor. Kusunoki ne yapıyor abi? Siliyor o kötü etkileri. Yaratıklar da sadece vurduğu kişiye bu debuff'u attığı için böylelikle alınan hasar azalmıyor. Ölmüyorsunuz boss'a. Biraz uzun sürüyor ama her şeyi kesebiliyorsunuz. Kabusta falan yani 30 milyonluk kişiler kabusta yapabilir. 40 milyon üstü kişiler bu şekilde cehennem seviyesinde yapabilir. Evet. Biz bir de kıta genişletme ve buff'larımızı basmıştık, rune almıştık, her şeyimizi almıştık yani. Her şeyimiz hazırdı. Ne kadar var mı? Elimde sikke var. 13 tane sikke var. Hadi basalım. Biz 10x göremeyeceğiz hakikaten. Gene 5x, en azından 5x vermiyor. Bir 5x göreyim be insafsız. Arkadaşlar ben bu şanssızlıkla nasıl olacak bizim onur puanı kasma işi yani. Yine şansa kaldık işimiz şansa kaldı ya. Eskiden bu etkinlik bittiğinde yani burası dolduğunda daha fazla heykel basamıyordunuz. İnsanlar aç gibi bekliyordu burada. Herkes puanını basıyordu. Hemen heykelini almaya çalışıyordu. Çünkü dolduktan sonra bir daha basma şansınız olmuyordu. Lilith bunu değiştirdi. Dolsa bile basmaya devam edebiliyorsunuz. Yani bu konuda endişelenmenize gerek kalmıyor. Kahraman karşılamasında alacak bir şey var. Mor Yıldız hakikaten ihtiyacım yok abi. Yok. Almayacağım. Ama puan boşa gitmesin hadi. Maksat puan boşa gitmesin. Ver. Ver abi. Sadece morları, yeşilleri ve mavileri bastık. Aa, puana bak. Evet. Son olarak vermek istediğim bir bilgi daha var. Kayıp Kanyonu abi. Lütfen KVK'ya girer girmez ordunuzu ayarlayın ve Kayıp Kanyon'a yerleşin. Ben Kayıp Kanyon'a ilk giren kişiydim. Birinci sıraya yerleştim. Tabii bu 5 dakika falan sürdü.
Kayıp Kanyon'un mantığında şu var. Mücadele değil. Kime saldırırsanız onu yenerseniz onun yerini alıyorsun. Ben kaçıncı sıradayım şu an? 343. Ben bu adamı yenersem 271. sıraya yükseleceğim. Peki eğer oyuna çok geç girerseniz, yani saat 3'te gün döndü, KVK'ya girdiniz, KVK'ya girmediniz, siz o saatte uyuyorsunuz diyelim. Ne olacak? Sabah kalktınız, sabah 9, hop. Binlerce kişi çoktan sıralamaya girmiş. Siz tahmini 3000. sıradan falan gireceksiniz. Yaptığınız saldırı sizi 2900'e taşıyacak, 2800'e taşıyacak, 2700'e taşıyacak, 2600'e taşıyacak, 2500'e taşıyacak. Evet, rakiplerinizi yeneceksiniz. Sürekli yükseleceksiniz. Ama puanı ilk 1000'den alıyorsunuz. İlk 1000'den size buradan puan üretimi geliyor, düzgün puan üretimi geliyor. Anladınız mı? O yüzden erken girmek, yani KVK başlayacağı gün gece 3'e uyumayın abi. Girin Kayıp Kanyon'da, sıralamanızı alın. Ondan sonra mışıl mışıl uyuyun abi. Buna mecbursunuz yani. Bunu yapmakta mecbursunuz. Bunun dışında 3. sezon KVK ödüllerinde bizim süvari eldiveni yok artık. Ama Xiao'nun dönüşü var. İşte bu piyade için en iyi bot olduğunu söylemiştim ama üretmesi de zor tabii şimdi bunu. Ne yapacağım? Ben bu Xiao'nun dönüşü taslaklarını alacağım ve gerisini yıldız alırım. Malzeme sandıklarını alırım. Öyle diye tahmin ediyorum. Her neyse. Evet. Yarım saat, 40 dakika bile sürmedi. Evet, 40 dakika bile sürmedi ve bizim krallık kırmızı rengi seçmeyi tercih etti. Burada barbar kaldı mı? Hayır. Burada bir seviye görüyorum. Evet. Şöyle bir uzaklaşalım haritadan. Kırmızı rengi bir seçtik. Bu taraf henüz tamamlamamış, renk seçmemiş. Bu taraf da tamamlamamış, renk seçmemiş. Biz tamamlayan tek takım mıyız ya? Evet. Tamamlayan tek taraf biziz şu anda. 40 dakika falan sürdü dediğim gibi. Yani 3. stage'i zaten açtım. Birlikte bastık heykelleri ve işte orayı kapattıktan sonra 40 dakika sonra o bölümde tamamlandı. Yani hazırlık aşam inşa bizim için bitti. Tabii etkinlik devam ediyor. Etkinlik devam ettiği için istediğiniz kadar heykel basabiliyorsunuz. Ve artan coin'leriniz de hatırladığım kadarıyla 1 dakikalık hızlandırmalara, bir seviye 1K'lık kaynaklara falan düşüyor. 1K'lık kaynaklara falan dönüşüyordu. Öyle hatırlıyorum. Vurabildin mi? Vurdun de bana. Evet, vurdum sanırım. Sanırım. Geriye basarsam eylem puanı gelmezse evet. Vurmayı başarmışım. Güzel. Size son olarak sıralamayı göstereyim onur kaydında. Krallık sıralaması nerede? Birinci sırada yine devam ediyoruz ve aşırı... Ne aşırı ya? Yok, aşırı bir fark yok. Ya 1 milyonluk fark bile yok. 900 binlik falan bir fark var ikinciyle aramızda. En güçlü rakip krallıkla aramızda 1 milyon 300 bin civarı bir fark var. Öyle bir şey var yani. Şimdi ben barbarımı kestim. Lohar kardeş, senle bir tane daha barbar kesecek eylem puanım var. Sen de git şuna dal. Ne oldu şimdi? Benim biraz şey basmam lazım. Bakayım, 12 tane basabiliyorum. Videoda çok şanssız oluyorum. Ben gece biraz eylem puanı kastım. Eylem puanı... Oh, 12 sat. Bir 12 sat da orada. Nice. Ne diyeyim yani. Güzel. Şu an bireysel sıralamada ne olduk? 20. sıraya çıktık arkadaşlar. 63 bin puan ile 20. sıradayım ve ama bu aşamada puanlar birbirine çok yakın. Bakın 18. sıradan sonra
puanlar 67.000'e çıkıyor. Sonra 69.000'e kadar normal. 11 işte 75.000 sonra fırlamaya başlıyor tabi. Fakat ben ne istiyorum? Hedefim ne? En azından hedeflediğim şu, umarım da almak istiyorum. Bu balıkçıl kuşunun uçuşu isimli şehir görünümü. Benim hedeflediğim şey bu. Biliyorsunuz benim bir yavaş yavaş okçu komutanlarına yönelimim var. Ve gelecekte okçuya doğru dönmek istiyorum açıkçası ve balıkçıl kuşunun uçuşu nerede o? Şu, evet. %10 okçu saldırısı veriyor abi. Yani çok iyi. %10 okçu saldırısı çok iyi. Piyadeyi düşürüyor ama süvariye bir şey yapmıyor. Ben hani süvari komutanlarım iyi. Okçu komutanlarım iyi. Daha ne isteyeyim ki yani? Hani süvariye debuff vermiyor. Piyadeye debuff veriyor. Bu takılırken piyade kullanmam ben de. Genelde agresif, ne bileyim Arkofosilistlerde sürekli rallyci rolündeyim ya. Hani okçu saldırısı hem de süvariye hiçbir şey yapmıyor oluşu gayet iyi bence. Her neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu KVK videosunun bu bölümünün daha sonuna geldik. Dediğim gibi her şeyden zamanla haber edeceğim. Ben size ne kadar eylem puanım kaldığını vesaire göstermek isterdim ama o bende kalsın şimdilik. Çünkü çok fazla izleyen var, yabancılar da takip ediyor ve hani adam Google'a şu anda YouTube'a Lost Kingdom Kayıp Krallık 4 yazsa beni bulacak. Hani buradan bilgi edinebilir, anlatabiliyor muyum, yabancısı falan fark etmez yani, kim olduğu fark etmez, bulup videoları izleyebilir, info alabilir, bilgi alabilir. O yüzden her şeyi de göstermeyeyim. Aynen. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki KVK videosunda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Son olarak bir ilk sıralamasını göstereyim. Hala 4. sıradayız. 3'e çıkarız. 2'ye de çıkarız ya. Çıkarız. Görüşmek üzere. Bay bay.